Diyorum öyle bir geçer ki zamanı. Burada olur. Senaryo çok hoş bir senaryo. Senaryo hoş. Oradaki oyuncular da fakat şöyle bir şey var, çok beğeniyor. Doğru kast olduğunu düşünüyorsunuz ama doğru kast olduğu zamanla ortaya çıktı. Çünkü yani zamanla kast oturdu desek oturdu, daha doğru olur. Ama çünkü onlar da baktığınızda özür dilerim ama yani öyle bir geçer zamankinin senaryosu şöyle ortaya konup yapmaya karar verildiğinde bu kast yaptığınızda pek çok insan şey demiştir, ya doğru kast bu değil, ne Ertan kim falan filan demiştir. Demişti. Çok tabii. Güzel oturdu yani. Ama şeyi de çok önemli. Kendini açtı, senaryo kendini açtı, iyi gitti yani. Bakarken ben ona çok dikkat ederim. Mesela çok başarılı sanat yönetmenleri ve kostümcüler olmaya başladı. Bu çok bizim eksiğimiz. Evet, dönemi mesela yapar, 1940 filmi yapar, sana getirir günümüzün kitabını koyar. Halbuki filmler dediğin bu konular detaydır. Sorgulamak lazım. Detaydır. Yani kim? Mesela bu iki filmde de Hanımın Çiftliği'yle bunda da muazzam kostümler. Çünkü ben Adanalı değilim ama Ahmet Safmaz benim eniştemdi. Karısı, ikinci karısı, oğullarının annesi, büyük babamla kardeş çocuğu. Ablam da 16-17 sene Adana'da yaşadı. Evlendi, Adana'ya gitti. Ben de çocukluğumda 7 yaşından 18 yaşına kadar her sömestr tatili Bali yolunda ablamın evinde, o zaman oraları portakal bahçeleri bütün. Ahmet eniştemin çiftliğinde. Aynı öyle. Fellahlar, onlar, çalışanlar ve Fransızca konuşan o şehir kulübü. Yani o kadar güzel incelemişler ve o kadar doğru yapmışlar ki, fakat senaryoyu uzatmak için ben işte öyle bir sorun var. Olmadık aptallıkla o yeri yakmak için ki o seni adamı tanımıyorum, yönetmeni buldum, 10 kere de konuştum telefon. Yani uzatma, bir de uzatmak çok önemli değil. Bir diziyi, i̇şte baştan planlanmadığı bir diziyi için öyle oluyor. İki sezon yapabilirsin. Ama öyle bir dizi yaparsın ki arkasından yapacağın 3 dizinin unutamazsın 3 dizi daha yapacağın. Hiç kimse şeyi unutamıyor bak. İçin %100 ticari yapıyor. Yani %100 kanal da kanal, ya bu şeyde de var. Yani televizyon programlarında da var. Adamlar mesela Endemol, ben şu an Endemol'le çalışıyorum. Varmış yokmuşsun yapıyoruz. Türkiye bir format veriyor. Şimdi Amerika'da yani formatlar 60 dakikası olay yani. 60 dakika çok format göremezsin yani. Yok. Bizde işi yapıyor mesela. Varmış yokmuşsun Acun yaparken tutuyor iş. Kanal şey tüm slotları kapatıyor. Diyor ki bunu 3 saate çıkar abi. Bütün prime time o gün kapat. Ez geç herkesi. Çünkü ticari düşünüyor. Ben buraya ne kadar çok reklam alabilirim? Bu garanti işi var mısın yok musun? Kutu aç baba maç yani. 22 yarışmacı yap başka bir süre. 25 yarışmacı yap başka bir süre. Ve adam kapatıyor. Yani yurt dışından mesela orijinal formatı aldığım firmalar çok rahatsız durumdan. O yüzden Endemol Türkiye kuruldu mesela. Sırf adamlar bu yüzden Türkiye'ye bir şube açtılar ve formatlarını kendileri yapıyorlar. Production'ında yani. Ama yine de aynı şey oluyor. Atıyorum şu an Fox'ta her şey 4,5 saat sürüyor format. Çok kötü. Çarşamba, perşembe, evet. Cuma 4,5 saat yani. Hayır, ben mesela hadi şeyleri arıyorum. Abi o slot'a çok özür dilerim. Şimdi o prime time dediğin slot'a 2 tane dizi koyuyorsun normalde büyük kanalsan. PT1, PT2 2 dizi koyuyorsun. Bir dizinin ortalama maliyeti iyi bir dizinin 300 milyar desen 2 diziye 600 milyar para ödüyorsun. 600 bin lira para ödüyorsun. Adam bir tane program yapıp 250 bin lira para veriyor. O iki slotu da kapatıyor. Bütün reklam parası cebine kar kalıyor adam. Öyle bakıyor yani. Tabii yani çok de ben yanlış. Ama bu hiç sadece kimse ikinci baharı unutamıyor. Kimse ikinci baharı unutamıyor. Ya işte evet ama yazık. Ben mesela yani. Eminim. Şuna eminim. Yani belki bir ara verilecek. Çünkü üçüncü seneye sarkacak Muhteşem Yüzyıl. Çünkü hala yeni yıl oldu. Yeni transfer yaptı. Bakalım dördünde ne olacak? Adam 1,5 yıl, 2 yıl Viyana kuşatmasına gitti geldi. Mihrim'e hala cüce. Ayol 3 yaşındaydı. Bari 5 yaşında bir kız koy. Böyle de aptallar yani. Bu 2 sene geçmiş. Çocuk oynatıyorsun nasıl olsa. Ona başka bir çocuk aldı 5 yaşında. Yani hakiki olması için hala Mihrim'e cüce, Mustafa aynı yaşta. Bunun yani, en şey açıklaması eski Türk sinemasından gelen bir söylem var ya. Film hani film icabı abi ya falan diyorlardı ya. İşte bu hala işte bizden şu an gidemeyen tek şey bu, film icabı yani, film icabı. Bir de tabii Muhteşem Yüzyıl'da çok üzüldüğüm tarafı, çok büyük bir prodüksiyon. Yani çok dekorunla, parasınla, çok büyük bir prodüksiyon ve çok büyük fiyatlara geçmişler. Yani şimdi bu kadar büyük prodüksiyon olduğunda tabii daha çok şey bekliyorsun. Yani mesela ben hayatımda bir kere bir film yaptık. Hüseyin Karagöz'ü tanır mısın?
bilmiyorum bir yönetmen vardır televizyonda. 12 dakikalık kısa metraj filmi yaptık. Kanuni'yi yaptık. İbrahim Paşa'nın Kanuni'ye sunuluşu. Bir kitap bulduk Almanca. 17. yüzyılda yazılmış. Yani Kanuni'den sonra, 150 yıl sonra Kanuni ile İbrahim Paşa'yı anlatan. Biz oradan sunuluşunu 12 dakika yaptık. 400 küsurcu ödülünü aldı. Kostüm dekorunu ben yaptım, yönetmeni oydu. Tek bir mekan zaten, sunuluşu 12 dakika, hiç konuşma yok. 400 küsurcu ödülünü alıyor. Ama Türkiye'de oynatamazsın. Niye? Oynatamazsın çünkü İbrahim'in sevgilisi olduğunu söyleyeceğim. Yani Çınarken işte. Daha o kapısında var. Yani o burada oynatamıyoruz ama festival dünya dolaşıyor hala festival derine dolaşıyor. Giremiyor ki adam. Çok derine helal giremiyor abi. Çünkü bu ülkede adam bıçaklıyorlar yani Osmanlı için bilmem ne için. Hayır o şey için bıçaklıyorlar. Bırak onu bıçaklamayı. Sen buraya aptal yaz Arapça. Kur'an'ı eline yazdı diye. Okumayı bilmiyor. Kahve ne oldu Fevzullah kahvemiz? Kahvemiz.